Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Bugün biraz Arapça dersi yapacağız. İkinci sınıflar hani mecburi hale getirilecek diye bir ifade var ya, birkaç gündür konuşuluyor Arapça dersi. Bence oraya kalmadan biz kendi aramızda konuşalım. Çünkü bunu konuşmamızı gerektiren bir yeni gelişme yaşanıyor. Aslında bir 10 gün kadar önce konuşmuştuk, hatırlayacaksınız bunu. Cemaate yakınlığıyla bilinen Koza grubun elinde olan medya grup, medya organlarına, 7 kanala. Önce Dijitürk, kendi dijital platformunun dışına çıkartarak bir kırmızı kart göstermişti. Ardından da TürkSat'tan, uydudan çıkartıldı bu grup. Ve bir şekilde yayın yapmaları, ya o hala boş boş konuşan adamlar sabahın köründe, yani işiniz mi yoktur ya? Neyse. Bu cemaate yakın yayın organları çıkartıldı Türkiye'nin dijital platformlarından. Şu anda bununla birlikte başlayan tartışma bir şekilde devam ediyor. Ama sadece onunla kalmadı. Çünkü biz gördük ki dün akşam itibariyle bir mahkeme kararıyla Koza grubuna ait 22 şirkete kayyum atandı. Ben de istedim ki bugün, biz böyle bazı şeyleri ezbere konuşmayı çok seviyoruz. Hakikaten çok seviyoruz. Herkes bilirmiş gibi anlatıyor ama bir bilene sormak kimsenin aklına gelmiyor. Ben de istedim ki şu kayyum nedir? Bir önce ona bakalım, olur mu? Hani 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Bir fikrimiz var en azından. Şirket yönetiminin güvenilir ellere teslim edilmesi, yani ticaret kanununa ilişkin böyle bir şey yapılması falan. Tam bunların hepsine eyvallah da. Bakın cümlenin kendi, kelimenin kendi anlamını duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Dedim yani işi eline sormak lazım diye. Şu arkada duran kitaplardan bir tanesidir bu. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe Sözlüğü. Tavsiye ederim. Biraz pahalıdır ama uğruna para biriktirmeyi değecek, para biriktirmeye değecek eserlerden bir tanesidir. Lütfen dikkatli dinleyin. Kayyum ne demekmiş? Bir, kıyamdan geliyor. Cami hademesi. 2. Mütevelli. Bu arada mütevellinin anlamında da isterseniz bakarız. Bir de büyük harfle yazılan kayyum var. O Allah'ın sıfatlarından bir tanesi, Allah'ın adlarından bir tanesi. Kıyam eden, kıyama çağıran, baki ve kaim olan, ezeli manasında kayyum ismi var. Mütevelli de bir yerde vekaleten görev yapan anlamına geliyor. Buradaki ifadeye göre. Sabahtan buna baktım. Fakat bizim bence bunun dışında bir şey tartışmamız gerekiyor. Burada hani bir cami görevlisi ataması yapılmadığına göre, yollanan kişi bir cami görevlisi olmadığına göre başka amaçla yollandı değil mi? Acaba o amaç ne olabilir? Bugün biraz bunun üzerine kafa yoralım istiyorum. Çünkü iki gün önce bundan, yok üç gün mü oldu? Üç gün, cumartesi günü Hakan Çelik'le yaptığı bir röportajda AKP'nin kurucularının önde gelenlerinden, o beş kişi daha önce anlatmıştım ya size, onlardan önde gelenlerinden Bülent Arınç televizyonda epeyce bir söylendi. Ve onlardan en öne çıkanı da, çok şaşırtıcı olanı da, benim de kontrolüm altında olan, yani şu anda bana bağlı olarak çalışan kamu kurumlarından TRT'de benim ambargom var, 2 senedir ekrana çıkartılmıyorum dedi. Hatta pazartesi günü yayın yapılırken ben de dedim ki bu şaşırtıcı bir şey değil, mesela ben de çıkartılmıyorum. 3 sene önce orada yaptığım program bitirildi. Sonra da hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Zaten kimlerin ekrana çıktığı görülüyor falan filan. Ama bunu Bülent Arınç'ın söylemesi son derece ilginç elbette. Çünkü bu dönemin, son 13 yıllık dönemin aslında en kudretli insanlarından bir tanesinin bunu söylemesi, bölünmenin aslında AKP içindeki kavganın da hangi noktaya geldiğini bize biraz gösteriyor. Bu anlamıyla önemli elbette. Ve üzerinde durulmayı da hak ediyor böyle bakılacak olsa. Bir dakika ya, bu arada şu çok uzadı bu muhabbet de, şu mütevilliği hemen tam anlamını söyleyeyim size, ondan sonra da bitirelim bu geyiği. Çünkü daha konuşmamız gereken çok şey var. Efendim, mütevelli, birinin yerine geçen bir vakfın idaresi kendisine verilmiş olan kimse. Şimdi anladık değil mi? Kayyum ne? Mütevelli ne? Kayyumu da öyle tanımlıyor ama şunu unutmayın. Cami hademesi temel anlamı, bir diğeri herhalde onu düşünmemişlerdir artık. O kadarı da olmaz. Yuh deriz o zaman hep beraber. Allah'ın adlarından bir tanesi. Şimdi bir gruba neden kayyum atanır? Bu elbette pazartesi, çarşamba, cuma günleri yayınlar yapıyor. Sevgili Yalçın'ın, Yalçın Karatepe'nin size çok daha iyi anlatabileceği, ekonomik gerekçelerle biraz daha temellendirebileceği önemli bir konu. Ama şunu hepimiz biliyoruz. Özellikle yaşadığımız 2001 krizinden sonra, 2001 ekonomik krizinden sonra Koza kelebek oldu demiş bir
izleyici 35, AH 1961. Sadece kelebek olmadı, koz olduğu gibi havuza düştü. Olduğu gibi havuza düştü, içinden kelebek falan da çıkmaz artık. Neyse onu konuşacağız zaten. Hani kim neredeydi, nereye geldi? İşler o kadar da temiz değil aslında. Tamam, bugün demokrasi isteyen elbette yanında olacağız. Elbette yanında olmak zorundayız da. Ama unutmadan, hep konuşuyoruz ya, unutmadan, yaşadığımızı unutmadan. Aklımızın bir köşesinde kalacak, kalmak zorunda bunlar. Ne diyorduk biz, nerede kalmıştık? Bülent Arınç bu sözleri söyledikten sonra, hani o atama yapıldıktan sonra 2001 krizini elbette hatırlamak lazım. O dönem yaşanan ekonomik krizle birlikte ardı ardına bir takım şirketlere kayyumlar atandı, yöneticiler atandı. Devlete bağlı hale getirildi bunlar. Yani yönetimini devlet üstlendi bunun. Fakat bu seferki uygulama son derece ilginç. Hani tam da bizim bugün konuşmamız gereken uygulama aslında bu. Çünkü geçmişte, yani 2013 yılında ne istediler vermedik denmişti, demiş Irmak KFT. Ya buradan da hani resmen idrardan karakter tahlili yapmak gibi bir şey bu, ismi çıkartmak. Bakın CSKN alt tire ZCN. Ya süper ya vallahi, yani burada epeyce zorluyor ama neyse, çok önemli değil. Bu sefer ataması yapılan, ya yürü git kardeşim ya, hakikaten zaten isim saçma sapan. Hadi. Hadi alamadınız mı maaşı daha? Oo, daha çok var. Bu ay zor geçecek size. 15 gününüz var daha maaş almaya. Allah sabır versin. Şimdi doldur dur. Bunları fabrik şeyden mi atıyorsunuz? Müesseseden mi bu tweetler attıklarınız? Bari zor demiş ki, ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Elbet sevmiyoruz ama etme bulma diye hatırlıyoruz. Kimseyi engelleme lütfen, olur mu? Aşağıda istediği gibi küfretsin, bağırsın, çağırsın, ben kimseyi engelleyemem. Yok öyle bir şey. Yok öyle. Sevelim sevilelim dünyası değil arkadaşlar. Bu o kadar basit değil. Sevelim sevilelim, kapı herkese açık ama o kadar, ha, küfür yok. Öyle küfür yok işte, onlara girmeyeceksin. Hakaret etmek yok. Git hakaret edenlerin arasında konuş. Ya neyse, çok dağılıyor konu. Kayyum olarak atananlar arasında öyle isimler var ki, bu aslında hani bu bir devletin yönetimine el koyması değil de daha çok eski ortaklar arasında ortaklardan bir tanesinin bu sisteme uyması. Sen işine gelince engelleyip işine gelmeyince engellemiyorsun. Ne alakası var? Engstarito. Vallahi anlamadım. Neyse, siz devam edin oradan. Ya bu şu seviyede olduğu sürece sorun yok arkadaşlar. Ne yapacaktı? Seni mi atasın? Yok, beni atamasın. Ama kimi atamasın biliyor musunuz mesela? Sabah grubundan, yani Turkuaz Medya'dan, ki biliyorsunuz başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı var. Mesela oradan, oranın reklam grup başkanını atamasın. Çok saçma bu. Değil mi? Mesela AK Parti milletvekili Vedat Demiröz'ün kardeşi Nevzat Demiröz'ü atamasın. Bu da biraz saçma oluyor. AKP'nin Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Ali Yazlı'yı da atamasın mesela. Değil mi? Tarafsız olması gerekiyorsa, eğer burada yapılması gereken, amaçlanan şey bir şirketin iyi yönetilmesi. Çünkü burada bahsettiğimiz yerde aşağı yukarı 5000 civarında insan çalışıyor. 5000 civarında insan çalışıyor. Medyada zaten yer bulmak son derece zor. Medya artık iyice daralmış bir mecra. Yani bahsettiğimiz o kadar az insanın çalıştığı bir grup ki, ve bu insanların çoğu da bu havuz medyasının içine yerleşmiş insanların çoğu da paraşütle, indirme birlikleriyle zaten getirilmiş insanlar. Şimdi onlara tanınca haklı olarak insanlar bağırmaya başlıyor. Ama unutmamamız gereken bölüm, şunu da konuşacağız elbette. Şunu da aklımızdan çıkartmayacağız. Şu an odaya gelip ucuz parfümüyle başımı artandan kaçışım sağladınız, yoksa kötü şeyler olabilirdi. Anlamadım. Yani bunlara derin bir mana olabilir. Neyse. Biz şunu unutmayacağız. Yunus Bey, siz de kaçacak mısınız? Nereden kaçayım? Yani evin içindeyim. Kaçabilecek bir yer var mı ya? Bu aynı şeye benziyor. Hani ilk haftalarda dadanan bir arkadaş vardı. Sürekli şunu soruyordu. Seni oraya kim getirdi kardeşim? Seni oraya kim getirdi? Ben de ısrarla. Hakikaten uzun sürede engellemedim biliyorsunuz kendisini. Dedim ki ya, beni kimse getirmedi. Burası benim evim kardeşim. Çalışma odam. Hani ben kendim geldim buraya. Burası, kimse bana para vermiyor bu işi yapayım diye. Hani şunu yap, bunu yap. Bunları konuşmuyoruz. Biz bu kayyum atamasını şu açıdan da değerlendirmek zorundayız. Yani 2 yıldır Sayın Bülent Arınç'ın bana ambargo uygulanıyor dediği dönem başlamadan önce. O 2 yılın ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? 17-25 Aralık operasyonu. Oradan sonra, yani cemaatle bölünmeden sonra
hem bir takım akreditasyonlar uygulanmaya başlandı, hem de kabinenin kendi içinde, AKP'nin kendi kurucular kurulu içinde bile bir takım bölünmeler başladı. İşte Sayın Arınç'ın bu başlattığı ambargo tartışması da o döneme denk geliyor. Ama o dönem içinde işsiz kalan gazetecilerin, TRT ekranlarında hiçbir şekilde iş yaptırılmayan gazetecileri de düşünecek olursanız, Sayın Arınç'ın durumu önemsiz bir hale geliyor. Çünkü çok istese yine de kendisine torpil yapacak, hamili kart yetkinimdir diyerek ekrana çıkartacak birilerini bulabilir mi? Bence çok rahat bulabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama medyadan uzaklaştırılan insanların burada tekrar yer bulması son derece zor. Çünkü havuz çok büyüdü artık. Havuz diye bahsettiğimiz şey uzunca bir süredir bir okyanus aslında. Hani okyanus ötesine bir atıfta bulunmak falan değil derdim ama hakikaten bir okyanustan bahsediyoruz. Çünkü havuzun içindenseniz bir şekilde burada yer bulabiliyorsunuz ama havuzun dışındaysanız, havuzun dışında kalmaya kararlıysanız hele hiçbir şekilde burada yaşama, barınma şansınız yok. Nereden biliyoruz bunu? Defalarca işsiz kalan insanlardan son olarak işte daha önce de konuştuk burada hani bu haftanın önemli gündemiydi. Uluslararası basın örgütleri Türkiye'ye gelip seçim öncesi medyaya baskı var diye bir toplantı yaptılar. 9 medya kuruluşu. Türkiye adına o toplantıyı yöneten Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye direktörü Kadri Gürsel son olarak işinden atılan bir gazeteci. Yani sadece ona bakmak bile yeterli, o toplantıya bakmak bile Türkiye'de medyanın nereden nereye geldiğini görmek anlamına geliyor. Sadece bu değil. Bundan 2 yıl öncesine kadar ki 17-25 Aralık tapelerinde de bunun çok çok fazla örneğini gördük. Aslında ortak paylaşılan bir havuzdan bahsediliyor. Bugün ayrışan hani okyanus haline geldi dediğim havuz var ya, ambargonun uygulanmadığı dönemde ortak paylaşılan, rahat rahat gezilen bir havuzdan bahsediliyor. Biz o tapelerde hatırlayacaksınız hepsini tek tek dinlemiştik mesela oturup. Ücret ödeyecek para bulunamadığı zaman kamu bankalarının genel müdürlerine 2 milyon yolla diyenleri duyduk mesela orada. Aynı şekilde reklam pastasını yani kamuya ait kurumların reklamlarını işte kamu bankalarının, bakanlıkların, bağlı kuruluşların reklamlarının hep bazı gazetelere, bazı televizyonlara verildiğini gördük. Diğerleri alamadı bunları içinden. Ve 2 sene öncesine kadar bunu alanlar aslında bugün kavga eden ortaklardı. Yani bir tanesi o zaman sadece bu reklam pastasından yararlanıyor, diğeri boğuluyor falan değildi. Birlikte paylaşıyorlardı. Ne zaman ki öküz öldü doğal yollardan önlemde, ortaklığı ayırmak gerekti, yorganı ayırmak gerekti. O zaman sıkıntı başladı. Çünkü para tek parça, kaynak tek. Devletten geliyor bu kaynak. Kamunun kaynağı yani sizin, benim. Kaynağında kesilen vergilerimizle ki verginin en rahat alınabilen modeli bu. Kaynağında kesinti şu. Maaşınızı aldığınız zaman bordronuza bakın. Kamuda çalışıyorsanız ya da özel sektörde bordronuza basın. Bakın. Orada vergi kesintiniz yazacak. Bu en garantili kesinti. Çünkü maaşınız elinize geçmeden kesiliyor. Tıpkı benzin alırken ödediğiniz vergi gibi. Tıpkı cep telefonuna 99 depreminde geçici olarak getirilen ama İşte o yıldan bu yıla kadar 16 senedir takır takır ödediğimiz özel iletişim vergisi gibi. Bunlar kaynağında kesilen vergiler. Yani devletin garanti paraları bunlar. Dağıtılan paralar da bunlar. Aynı parayı dağıtılıyor. TRT vergisi doğrudur. Elektrikten kesilen pay. Yani bugün şu yayını izlerken biraz yüz karanlıkta kalmasın diye karşıda çalışma masamda yaktığım lambanın harcadığı elektrikte bir yandan kaynak aktarıyor elbette. Ama bu sadece yani bu dönemin değil TRT için onu da söyleyeyim. TRT'nin kanununda var çünkü bu. Neyse bu paralar dağıtılıyor. Ama ne zaman ki devleti yöneten güç artık bu parayı paylaşmamaya karar verdi. İşte ondan sonra öküzü hakikaten öldü. Doğal yollardan öldü. Ve kavga başladı. Şimdi biz o kadar çirkin bir kavgada taraf olmaya zorlanıyoruz ki, o kadar çirkin bir kavgada. Bu biraz şeye benziyor. Dün sosyal medyada da biraz yazıp anlatmaya çalıştım bunu. Hani çok şatafatlı ama görgüsüzce şatafatlı bir düğünle evlenen, sonrasında da anlaşamadığı, anlaşamayacağı için boşanan ama çirkin bir boşanma yaşayıp sağda solda birbirini kötüleyen, birbirinden para tırtıklamaya başlayan iğrenç karı kocalara benziyorlar. O kadar çok atıp tutuyorlar ki birbirleri hakkında ve herkes kendi açısından haklı göstermeye başlıyor. Hiç kimsenin çıkıp
Ya iyi de siz ortak olarak bizim geleceğimizi elimizden çaldınız, bizim paramızı kullandınız, o zaman sesiniz çıkmadı demesine de müsaade etmiyorlar. Çünkü bir taraf, o ablacığım sana güle güle, sen açmaya devam et de burada değil, başka bir yerde. Bir taraf şunu istiyor, bana bağlı olmak devlete bağlı olmaktır, yani devleti savunmaktır. Diğer taraf da şunu istiyor. Bakın ben demokrasinin dışına çıkartıldım, mağdurum. Demokrat olanlar benim yanıma geçmek zorundalar. Düşmanımın düşmanı dostumdur gibi. Evet, o mantık biraz zorlanıyor. Ama bizim şunu deme hakkımız da var. Bugün adalete, hukuka kimin ihtiyacı varsa elbette yanında durmak lazım. Ama geçmişte yaptığı hukuksuzlukları, adaletsizlikleri unutmamak kaydıyla bunun unutulmaması gerekiyor. Tıpkı dün konuştuğum gibi çok fazla dünkü yayınla ilgili, hani barışamam öldüm ben yayını ile ilgili çok fazla mesaj geldi dün. Ve herkes şunu söyledi, ne yapalım, kan davasına mı dönsün? Hayır, yayını dikkatli izleseydiniz, dinlerdiniz ve görürdünüz muhtemelen. Benim orada söylemeye çalıştığım, bu iş yargıda aklanmadan bitmez. Herkes yargıda aklanacak, derdini anlatacak ve ondan sonra eğer aklanabilirse gelip konuşacak. Gazetelerde bugün göreceğiz şu Kabataş yalanının yalanı bölümü giderek daha da büyüyor. Hakikaten çok can sıkıcı bir hal almaya başladı. Hangi yargı diye sormuş Recep İnyo. Doğru. İşte bu bahsettiğim kayyum atamasını gerçekleştiren de bir mahkeme sonuçta. Hangi yargı? Uluslararası yargı. Ulusal yargının biraz daha ötesinde bir yargı. Ama kesinlikle şu değil, yani İlahi adalet beklemek değil. Ben onlardan değilim. İlahi adalete ne, o çözülür çözülmez. Bilemem. Öyle bir şey vardır yoktur. Bilemem. Sizin ne düşündüğünüzü de bilmiyorum. Benim için çok da önemli değil. Ama burada yaşadığımız dünyada adaletin sağlanmasıdır. Asıl olan, önemli olan. Ve olmadan da işte havuzdan o zaman kayyum çıkabiliyor. Havuzdan her şey çıkabiliyor. Damadın yönettiği şirketten eski ortağın şirketine yönetici atanabiliyor mesela. Geçmişte beraber çalışırken sıkıntı yaşanmazdı muhtemelen böyle bir atamada, ama bugün öyle değil artık. Bugün kayyum eliyle yürütülen bu şirkette bundan sonra göreceksiniz. 5.000 civarında toplam çalışanı olan 22 şirketten bahsediyoruz. Kimin olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sadece şu ilgilendiriyor ve çok ilgilendiriyor. Geçmişin ortaklıkları bugün bozulduktan sonra bir grubun demokratları yanına çağırmaya çalışması, diğer grubunda sakın yaklaşma onlara, onlar kötü insanlar demeye çalışması inandırıcı değil. En azından bunu söyleme özgürlüğümüz olması lazım. Geçmişte hani o ünlü filmde olduğu gibi geçen yaz ne yaptığını biliyorum, hepinizin ne yaptığını biliyoruz. Hepinizin ne yaptığını biliyoruz. Ama bugün adalet kime lazımsa elbette onun yanında durmak insanlık görevi. Bunu unutmadan, bunu atlamadan yapacağız. Çok teşekkür ediyorum sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Bu yaptığımız yayını yarım saat sonra falan medyascope.tv adresinden de, yetmez ama evetçiler de aynı. Daha beter onlar. Yetmez ama deyip o kadar çok edilebilecek küfür var ki kendilerine. Olsun. Yarım saat sonra medyascope.tv'den bu yayını izleyebilirsiniz. 5 dakika sonra bugünün gazetelerine bakacağız hızlıca. Kimler neler yazmış, özellikle şu kayyum hikayesini kim nasıl görmüş bir bakalım. Yani kim ne kadar demokrat, kim nerede duruyor, nerede duramıyor, bir bunu görelim ve konuşalım. Yarın sabah saat 9'da da birlikte olacağız. Bundan sonraki yeşil kitap gitmiş, kara kaplı gelmiş. Yok, kara kaplı değil ya. Ato Behramoğlu'nun kitabı o, şiir kitabı. Hani biraz arada böyle okumak lazım. Bu kadar pis bir dünyanın içinde insan ruhunu biraz da böyle güçlü şekilde temizleyebilmek için ben şiire ihtiyaç duyuyorum mesela. Size de tavsiye ederim. Yarım Yüzyıldan Şiirler o kitabın adı. Behramoğlu, okumanızı tavsiye ederim. Yarın sabah da görüşeceğiz ama 5 dakika sonra birlikteyiz. Gazeteleri konuşmak üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.